Bölünme anayasası çalışmalarında BDP'li Altan Tan, Başbakan Erdoğan'a ilk 5 madde çağrısı yaptı. Tan, 48 maddeyle zaman kaybetmek yerine değiştirilemez olan ilk 5 maddeyi değiştirmeyi önerdi. Altan Tan, Başbakan Erdoğan'ı anayasa değişikliğini yapamazsan kendine yazık edersin sözleriyle uyardı. Kendini kurtarmanın da, Türkiye'yi kurtarmanın da yolu yeni bir anayasadır. Başbakan Erdoğan'ın 48 madde önerisine BDP'den farklı bir teklif geldi. Verin bu anayasanın 5 maddesini biz yazalım, gerisini siz yazın. BDP'li Altan Tan, üzerinde uzlaşma olan 48 madde değil, ilk 5 madde değişmeli dedi. İster 46 madde, ister 56 madde, ister 66 madde, kaç madde olursa olsun, eğer siz bu anayasanın yapılmasının esas nedeni olan temel maddelerde bir değişikliğe gitmezseniz, bunların hepsi, yine defalarca söyledim, tekrarlayayım, yineleyeyim, çiğ köfteye zararı olmayan maddeler olacaktır. Anayasanın ilk 5 maddesi PKK'nın açılım talepleri kapsamında kritik önemdi. Zira BDP'li Altan Tan da ilk 5 madde değişmezse anayasa yapılmış sayılamayacağını söyledi. Vatandaşlık tanımıdır, değiştirilemez maddelerdir, ana dille eğitimdir, bölgesel yönetimdir. Bu maddelerle ilgili bir değişiklik söz konusu değilse, kaç maddede görece olarak uzlaşma sağlarsanız sağlayın, bunun hiçbir anlamı yoktur. Erdoğan'a referandumdan korkma diye seslenen Tan, buna destek veren verecek diyerek anayasa referandumu konusunda açık çek verdi. Gelin doğru düzgün bir anayasayı milletin önüne koyun. Buna destek veren verecek, vermeyen de deşifre olacak, ortaya çıkacak.